Koş hadi, koş hadi, koş. Koş özgürce ormanda. Koş, koş durun, hadi koş. Yelen uçuşsun rüzgarda. Koş hadi, koş hadi, koş. Doğru gidiyor dört nala. Koş, koş durun, hadi koş. Karatay hemen yanında. Hadi koş, hadi koş, hadi koş. Peşinden ayrılma sürünün. Koş durun, koş durun, koş. Her gün yeni bir macera. Doğru başlıyor. Kalkın hemen ayağa uyuşuklar. Hala tek bir atımız bile yokken siz hurul hurul uyuyorsunuz. Evet, biz de kalkar kalkmaz yeni tuzaklar kurmak için. Evet, bugün kesinlikle buraya bir at gelecek. Ama bunun için ben de sizinle ormana geleceğim. Emin misin patron? Bilirsin, orman pek sana göre değildir. Siz öyle sanın. Ben eskiden izciydim. Bugün çok şey öğreneceksiniz. Şimdi beni takip edin. Yüzüne sürdüğü şeyin çamur olmadığını ona söylemeli miyiz? Şşt, hiç sırası değil. Geldik patron. Bu koku da ne böyle? Karatay, tam olarak ne yapıyorsun? Bilmiyorum Doru. Sadece koşmak istiyorum. Niye sürekli koşmak istiyorum ki? Çünkü koşmak yaratılışımızda var. Üstelik kaslarımızın gelişmesi için de bu çok önemliymiş. Yani tam olarak hatırlamasam da Krat buna benzer bir şeyler söylemişti. Çocuklar, herkes uyuyor. Affedersin anne. Madem bu yaratılışımızda var, o zaman yarış. Tabii yeterince uzaklaşana dek sessizce. Biraz garip başladık ama olsun. Durun! Attığınız her adıma dikkat etmelisiniz. Hem de ormanın bu kadar içindeyken. Ha? Ne kadar içindeyken? Gürbüz patron, bari kahvaltı yapıp ondan sonra dikkatli olsaydık. Yapacağız zaten. Ormanda hayatta kalmanın ilk kuralı neleri yiyebileceğimizi bilmektir. Mesela bu ot. Patron dur! Yenmiyormuş. Bunu aklınızdan sakın çıkarmayın. Şimdi devam edebiliriz. Bugün çok uzun olacak. Ormanda hedefe ulaşmak için izleri doğru değerlendirmelisiniz. Bakın bakalım. Bu ne izi? Bu bir Evet. Bu bir at izi. Ve tam şuraya gidiyor. Şimdi içeri girip onu bu tarafa yönlendireceğim. Halatları hazırlayın. Nuri, bu bize musallat olan ayının mağarası değil miydi? Aha. Sanırım patrona bunu söylememiz gerek. Merak etme Hulusi, az sonra öğrenecek. Hatta öğrendi bile. Kaçın! Hadi ama Karatay, seni göremiyorum bile. Yanlış tarafa baktığından olabilir. Çünkü şu an hemen önündeyim. Seni uyanık. Sadece ısınıyorum. Şimdilik tadını çıkar. Oh, tükendim. Tamam. Sanırım o ayıdan artık kurtulduk. Onları buldum çocuklar. Onları buldum. Size söylemiştim.
Tuzağa düştük Karatay. Hem de o tuzağa dört nala koştuk. Nuri? Hulusi! Neredesiniz? Hiçbir yerden halat atılmıyor. O tuhaf kardeşler de ortalarda yok. Doğru. Sanırım bu çiftlik sahibi burada tek başına. Olamaz. Çok hızlı koşmuş olmalıyım. Bir başıma kaldım. Galiba haklısın Karatay. Hadi fark ettirmeden vadiye dönelim. Hey! Beni burada yalnız bırakmayın! Lütfen! Ne yapmaya çalışıyor? Emin değilim. Beni anladığınızı biliyorum. Lütfen bana yardım edin. Ormandan çok korkarım ben. Sanırım kaybolmuş ve bizden yardım istiyor. Baksana, masum bir çocuk gibi. Bir çift atayım mı? Belki düzelir. Biz kimseye zarar vermeyiz Karatay. Bunu yapmadan bilemeyiz ki. Belki gerçekten iyi gelir. Karatay, Demirkır bir keresinde demişti ki, zorda kalan düşmanın da olsa ona yardım etmelisin. Anlaşıldı. Desene onu çiftliğe kadar götüreceğiz. Yine de tedbiri elden bırakmayalım. Ne de olsa o bir çiftlik sahibi. Haklısın. Hadi bizi takip et. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Doğru. Hı? Çok yoruldum. Beni biraz sırtında taşıyabilir misin? Ha? Aklından bile geçirme. Tamam. Yürümeye devam ederim. Sakın kızma. Sakın gülme. Bak gülme diyorum. Bir yemek molası iyi olur. Bak bu iyi fikir. Sanırım o da acıkmış. Yesin işte. Koca ağaç önünde duruyor. Elmalara yetişemiyor ki. Yardım etmemiz lazım. Nasıl? Bizimkiler karnını doyurmasına bile yardım ettiğimizi görse ne yaparlar? Bir düşünsene. Evet. Kesinlikle kimse bilmemeli. Özellikle gelincik. Sen de hala doymadın mı arkadaş? Amma da yemişim yahu. Biraz dinlenmeden tek bir adım daha atamam. Şimdi ne oldu? Bu kez ben sana söyleyeyim. Fazla yemekten hareket edemez oldu. Bir de dinlenmesini bekleyeceğiz desene. Niye bekliyormuşuz canım? Biraz zorlasın kendisini. Bir baksana. Sence öyle bir hali var mı? Karnım. Ama onu sırtımda taşırım dersen. Hayatta olmaz. Madem dinlenmek istiyor, biz de dinleniriz. Tamam. Biraz dinlenelim bari. Doğru. Bu dinlenme işi fazla uzadı. Haklısın. Ama ne yapabiliriz ki? Baksana nasıl derin uyuyor. Bütün sürü hep bir ağızdan kişnesek yine de uyanmaz sanki. Gidelim o zaman. Buradan kendi yolunu bulur. Çiftliğe pek bir şey kalmadı zaten. Olmaz Karatay. Demirkır demişti ki... Biliyorum. Zorda kalan düşmanımız bile olsa ona yardım etmeliyiz. İyi de uyanmıyorsa bunu nasıl yapacağız? Buldum. Çifte atmayı hala istiyor musun? Nasıl yani? Ay. Bütün sinirim gitti. Keşke bunu daha önce akıl etseydik. Aslında biraz önce uyandı. Ama biraz daha devam etmemizin sakıncası yok. Tamam. Durun artık. Sırılsıklam oldum. Vursanıza ya. Yaşasın. Sonunda çiftliğimdeyim.
Gürbüz patron, dönmüşsün. Üstelik genç atlarla birlikte. Evet, genç atlarla birlikte. Şimdi onları yakalayın. Peki halat nerede? Hulusi, halatı bırakacak başka yer yok muydu? Sizi ben ne yapayım ha? Ne yapayım? Sanırım emaneti yerine ulaştırmış olduk. Artık biz de evimize gidebiliriz. Bu insanlar da iyilikten hiç anlamıyor. Unutma, Çoban Ali gibi iyi insanlar da var Karatay. Bir gün onlara da rastlarız. Sen hiç merak etme. Umarım rastlarız. Üç dediğimde. Bir, iki, üç. Ah! Ah! Ah!